Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Çok kötü günler yaşıyoruz. Sadece siyasi, iktisadi, askeri, beşeri yönlerden değil, bilhassa gazetecilik ve yargı açısından gerçek bir felaket yaşıyoruz. Çünkü gazetecilik ve yargı demokrasiyi oluşturan kuvvetlerin dört unsurundan ikisi. Bunların birisi yasama organı. O zaten artık var ama özgürce toplanıp özgürce karar alamıyor. Yukarıdan gelen talimatlar gereğince kendisine verilen emirleri yerine getiren çoğunluktan oluşan bir parlamentomuz var. İyi şeyler değil bunlar. Bunlar demokrasimiz için de ülkemizin geleceği için de kötü şeyler. Bunları söylemeliyim. Bunları bilmeliyiz. Dede sen söylüyorsun, sen dinliyorsun. Doğru olabilir ama şunu da unutmayın ki dünyanın gelecekteki tarihini arşivler değiştiriyor. Eski arşivler bugünkü arşivler kadar sağlam değil ne yazık ki. Ama bugünkü arşivler çok sağlam. Çünkü bugünkü arşivler görüntülü, sesli. Biz işimizi yapalım. Efendim, gören görür, görmeyen görmez. Evet, yasama neredeyse bitti. Yürütme bir tek kişinin elinde. Evvelden koalisyon hükümetleri kurulurdu. Tek parti hükümetleri kurulsa bile kişilikli, şahsiyetli bakanlar vardı. Bürokrasi bakanlarla beraber çalışır ama bakanların yasa dışı emirlerine uymazdı. Bakanlar da keza başbakan tarafından gelecek, verilecek bir yasa dışı emri asla yerine getirmezler. İstifa ederler, kamuoyunu bildirirlerdi. Bunlar bitti. Geriye kaldı yargı ve medya. Medya dördüncü kuvvettir. Evet, medya dördüncü kuvvettir. Resmi olarak anayasada yer almaz ama dördüncü kuvvettir. Neden? O da bilgi verir halka. Doğru bilgi verir. Halkı bilgilendirir ki seçimlerde halk o medyadan aldığı doğru bilgilerle doğru tercihlerde bulunsun. Artık bu medya çok az kaldı. Onlar da ne şartlarda mücadele ediyor biliyorsunuz. İşte biz Sözcü ve Korkusuz gazetelerinin patronu Burak Akbay sürgünde yaşamak zorunda. Sürgünde yaşıyor. Osmanlı'nın son dönemleri gibi. Böyle bir şey olabilir mi? Bir gazetenin patronu ya da gazetelerin patronu sürgünde yaşar mı? Neden? Muhalefet ettiği için değil. Doğru ve gerçek habercilik yaptığı için. Ve bizler sürekli mahkemelerle ve tazminat davalarıyla yıldırılmaya çalışılıyoruz. Medya eğer medya patronajı bizim Burak Akbay gibi dürüst, şerefli, ahlaklı, namuslu olsa inanın Türkiye'nin pek çok sorununu kamuoyu olarak bizler çözeriz. Ama yok kamuoyu. Bir siyasi partinin devlet kaynaklarını çarçur etmesiyle 3-5 kuruş para cebine giren cahil, eğitimsiz, din afyonuyla uyutulmuş halk kadrolu seçmen gibi çalışıyor. Evet, kadrolu seçmen gibi yaşıyor. Ona ne yaparsanız yapın o elinde geçen aylık 1400-1500 lira para kaybolur gider diye korkusundan halen göre göre bizlerin de geleceğini çalıyor. Ve yargı tabii ki yargı. Hiçbir şey araştırmıyor, hiçbir şey soruşturmuyor. Bakınız şimdi Hande Fırat'la ilgili bir iddiaya geleceğim. Umarım, temenni ederim ortaya atılan iddia yalandır. Hoş, o iddiayı ortaya atan gazeteci de sürgünde yaşıyor. Onun da bugüne kadar verdiği haberler yalanlanmış değil. Yani itiraz edilmiş ama somut olarak yalanlanmış değil. Ve o gazetecinin verdiği haberler ülkenin neredeyse sadece soyulduğunu değil, devletin elden gittiğini anlatan iddialar. Peki bu iddialara kayıtsız kalabilir mi bir yargı? Kuvvetler ayrılığı ilkesine göre kalamaz. Neden? Çünkü kuvvetler ayrılığı ilkesine göre bir ülkede yargı, yasama, yürütme eşit imkanlara sahiptir. Birbirlerini denetler. Birbirlerine müdahale etmez. Hayır, yargı yürütmeye şunu şunu yap diyemez. Ama yürütmenin yaptığı uygulamaları, icraatları denetler. Yasalara aykırılık varsa, yasalara aykırılık olduğuna ilişkin somut delilli iddialar varsa yürütmenin üstüne gider. Gider. Kural bu çünkü.
Aynı şey meclis için de geçerli. Meclis de yürütmeye müdahale etmez ama çıkardığı kanunların yürütme tarafından doğru uygulanıp uygulanmadığını ya da uygulanıp uygulanmadığını denetler ve yürütme hakkında soruşturma önergeleri verildiğinde toplanır. Vicdanlarıyla, cüzdanlarıyla değil. İkisi de bu tarafta olabilir. Ama büyük ihtimalle onlar cüzdanı sağ tarafa koyarlar biliyorsunuz. Sağ kutsaldır onlar için. Vicdanıyla karar verir. Vicdanıyla karar verir. Var mı? Yok. Şimdi Hande Fırat konusunu tekrarlıyorum. Hande Fırat'la ilgili iddia vahim bir iddia. Vahimden öte hatta çok daha öte bir iddia. Bu iddianın Hande'nin dediği şekilde, Hande'nin kendini savunduğu şekilde kanıtlanması gerekir. Bunu Hande kanıtlayamaz. Hande haklıdır, suçlanan taraftır. Ben darbe girişiminden yani 15 Temmuz'dan bir gece önce ya da birkaç gece önce MİT basın danışmanı ile yemek yemedim der. Gizlice buluşmadım der. Ya neden bunu demiyorsun Hande? İddialar yalan. E tamam peki iddialar yalan ama en azından bunu şöyle bırak. Ondan sonrasını bırak onlara karşılık. Bitmiyor Hande. Orada da kalmıyor, bitmiyor. MİT basın danışmanı arkadaşla yani yemek yediğin denilen arkadaşla da konuş. Ben aradım bugün sabah inanın arkadaşlarım, canlarım, torunlarım bir saat Google'da aradım. Ben bulamadım. E ben yaşlı adamım bulamayabilirim. Hande Fırat'ın MİT basın danışmanı ile darbeden bir gece önce gizlice yemek yemedik öyle bir şey yalan deyişini yemek yediği iddia edilen MİT'çi doğrulamıyor. Yani Hande Fırat'ı doğrulamıyor. Hande Fırat'a destek verici bir açıklama yapmıyor. Hiçbir yerde ben o arkadaşın bir tweet attığını, bir açıklama yaptığını duymadım, işitmedim, okumadım, görmedim. Belki de yapmıştır, hatta mutlaka yapmıştır. Mutlaka yapmalıdır da. Peki o MİT'te görevli arkadaş Hande'ye atılan iftiranın ya da Hande ile ilgili iddianın iftira olduğunu kanıtlayabilecek bir tek kişi. Öyle mi? Hande kanıtlamaz, isterse kanıtlamaz. Siz kanıtlayın der, çıkar işin içinden. Ama en azından Hande'ye destek vermesi gerekmez mi bu MİT'çi arkadaşın? Çıkıp ortaya yalan bunlar demesi gerekmez mi? Şimdi bakınız. Sinek küçük mide bulandırır. Ben size Hande'nin kendi yazdığı kitaptan bir bölüm okuyacağım. Önce Hande'nin kitabına girmeden önce o gece olanlarla ilgili birkaç bilgi paylaşayım. Çünkü onları da yine Hande'nin kitabından okudum. Darbe girişimi var. Saat 22.40 sularında aklımda kaldığı kadarıyla Hande Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Ertuğrul Gazi Özkürkçü'yü arıyor. Ulaşamıyor. Ondan sonra işte o MİT basın danışmanı olan arkadaşını arıyor. Bakınız Hande kendi kitabında o anı nasıl anlatıyor? Sizlerle paylaşayım. Hande Fırat, selam Nuh, ne oluyor? Nuh Yılmaz, ne oluyor? Hande Fırat, garip bir hareketlilik. Nuh Yılmaz, haberim yok. Hande Fırat, iyi de asker polisin silahını almış, güvenilir kaynaklarım hareketlilik var diyor. Nuh Yılmaz, bakıp arıyorum hemen seni. Ve canlarım. Hande'nin Nuh arkadaşla bu konuşmayı yaptığı o saatlerde yani darbe girişimi var televizyon ekranlarında hepimiz seyrediyoruz. Canlı darbe girişimi seyrediyoruz. Darbe de bizim mesela benim kuşak 3 tane askeri darbe gördük. Bizim kuşağın gördüğü darbelere benzemiyor ama. Hayır öyle bir darbe değil. Neredeyse yazın günler uzun. Gündüz saati sayılabilecek bir saatte yapılıyor ve sadece İstanbul Boğaz Köprüsü'nün bir tarafı trafiğe kapatılarak yapılıyor. Darbe Türkiye'de değil, darbe İstanbul'da yani. İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nde neyse canım olabilir diyelim hadi geçtik bunu. Ama hepimiz izliyoruz bütün yani o anda televizyon haber kanallarını bilhassa izleyenler olaydan haberdar ama ülkenin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın basın danışmanının haberi yok. Gazeteciden öğreniyor. Bitmiyor. Aynı saatlerde dönemin Diyanet İşleri Başkanı MİT Müsteşarı ile yemekte. Hani o
selaların okunduğu gece. Hayır, tesadüf. Tamam, tesadüf olabilir. Bütün camilerden sokaklara çağrılan halk ve camilerden sorumlu Diyanet İşleri Başkanı o gece MİT müsteşarıyla yemek yiyor. Yani darbe girişiminden haberi olmayan MİT müsteşarıyla yemek yiyor. Darbe girişiminden haberi olmayan MİT müsteşarı da yemekte. Darbe girişiminden haberi olmayan Diyanet İşleri Başkanı'na darbe girişimi var demiyor. Ne, haberi yok çünkü. Gazeteci biliyor. İşin ilginci. Diyanet İşleri Başkanı çıkıyor MİT'in bodrum katından, asansöre biniyor. Yukarı çıkacak, gidecek. Eşi arıyor. Evet, eşi hanımefendi arıyor. Ve ya neler oluyor diyor. Darbe olduğu iddiaları var diyor. Ne darbesi diye soruyor Diyanet İşleri Başkanı. Yok öyle bir şey diyor. Yok öyle bir şey diyor. Abi ben düşünebiliyor musunuz ya? Gazeteci biliyor. Diyanet İşleri bürokratının, başkanının eşi biliyor. Ama MİT müsteşarı bilmiyor. MİT müsteşarının basın danışmanı bilmiyor. Tabii haliyle MİT müsteşarının yemek yediği ve camilerden okunan seladan sorumlu, selalardan sorumlu Diyanet İşleri Başkanı bilmiyor. E tamam, yiyelim bunları, elbette doğrudur. Bütün bunların hepsi tesadüf olabilir. MİT müsteşarının hakikaten haberi yoktur. Tamam, hayır demiyorum ben. İlle de vardır demiyorum çünkü bunu kanıtlayacak bir elimde bir bilgi, bir belge yok. İyi de abi bu nasıl bir ülke? Darbe girişiminden haberi olmayan MİT müsteşarı hala MİT müsteşarı. Ekmeğin eylemeyin, gözünüzü seveyim. Ve o gece Erdoğan ATV'ye bağlanmıyor. Kanal D'ye bağlanmıyor. Fox TV'ye bağlanmıyor. Star'a bağlanmıyor. Show'a bağlanmıyor. ATV'nin haber kanallarına bağlanmıyor. Türkiye'nin yani milyonlarca milyonlarca izlenen ve iktidara destek veren, evet hepsi de iktidar partisi tarafından yönetilen televizyonlarına bağlanmıyor. Sözüm ona, o günlerde Erdoğan'a muhalefet ettiği iddia olunan Aydın Doğan'ın 50 bin, 100 bin kişi, belki 200 bin kişi tarafından o saatte izlenen televizyon kanalına ve televizyon kanalında da Hande Fırat'ın yanındaki Abdülkadir Selvi'ye bağlanmıyor. E Abdülkadir Selvi'nin orada olduğundan haberi yoktur. Ya etmeyin, elemeyin Allah aşkınıza ya. Böyle şeyler olmaz ya. Yani bu gerekçeleri geçerli gerekçeler olarak sayamaz. Kimse sayamaz. Aptal derine konulmalım. Değil mi? Yapmayın, etmeyin, elemeyin. Neyse. Şimdi bakınız, ben 15 Temmuz gecesi bir askeri darbe girişimi olduğuna inananlardanım. Oyundu, oyun değildi, şöyle oldu, böyle oldu, birileri kullanıldı. Tamam arkadaşlar, yani dünyanın en aptal, en gerizekalı generali bile ömrünün bundan sonrasını cezaevinde geçirecek. Niçin? Erdoğan rejim değiştirsin diye. Bu olmaz. Ben bunu yemem. Hiç kimse kusura bakmasın. O gece birileri salaklık etti. Kesin salaklık etti. Orada hemfikiriz. Tamam. Ama o salaklık edenler bu bazı ismi geçen generaller değildi. Ya, kurmay, subay ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti generalinden söz ediyoruz ya. Darbelerin nasıl olduğunu, nasıl yapılacağını bilmezler mi onlar Allah aşkınıza ya? Ha yani belki birilerine diyeceksiniz ki ya belki ailelerine, çocuk çocuğuna ömür boyu. Ya geçin gidin bundan, hiçbirisi geçerli değil. Hiçbir general kendisini ve ailesinin geleceğini bir macera uğruna da değil. Bir macera kutsaldır. İnsan kendi düşüncelerini uygular. Maceradır dersin ama hayır. Yani bir başbakan ülkede rejimi, cumhurbaşkanı ülkede rejimi değiştirsin diye bir ya da birkaç tane ya da onlarca general kendi geleceklerini tehlikeye atacaklar. Geçin. O yanlış. Peki Hande Fırat'la ilgili olan iddia doğru olabilir mi? Doğru olmamasını temenni ederim. Ancak tekrarlıyorum. MİT basın danışmanı Nuh Yılmaz çıkacak, diyecek ki Hande'yle yemek yediğimize ilişkin iddialar iftiradır. Hande arkadaşımdır, dostumdur. Kendisiyle o gece görüştüğüm doğru. Beni aradı. Haberim yoktu. Ondan sonra benim adımın Hande'nin telefonunda çıktığı, o da doğru. Ama Hande bana cevap vermedi.
Herkes de gördü cevap vermediğini. Demek ki ben de o anda Hande'nin ekranda olduğunun farkında değilim. Ekranda olduğunu bile bile Hande'yi niçin arayayım der değil mi insan? Ama bütün bunlar hiçbir şey önemli değil. Önemli olan ne? Darbe girişiminden bir gün önce gizlice Hande ile buluşup buluşmadı. Buluştuysa ille de darbeyi mi gecesi olacaklarını mı planladılar? Hayır. Hayır. Ama hukukta karine diye bir şey vardır. Karine, belirge. Yani bir suçlu suçun işlendiği gece olay mahallinde görülmüş ise suçlu olduğunun kanıtı değildir. Ama suçlu olabileceğinin karinesidir. Hande Fırat'ın MİT müsteşar basın danışmanı ile darbe girişiminden bir gece önce gizlice Ankara merkezinden uzakta bir yerde buluşup yemek yemesi suç değildir. Ancak işlendiği iddia edilen, yani planlandığı iddia edilen darbe girişimi konusunda, yani suç mahallinde bulunması, Hande'nin de olaylara karıştığına ilişkin bir karinedir. Ya arkadaşlar, suçlardan arınmanın bir tek yolu var. Davacı olup arınmak. Ya dede, Hande nasıl davacı olacak? Adam yurt dışında yaşıyor, sürgünde yaşıyor. Nasıl davacı olacak? Kamuoyu adına savcılar dava açarlar. Ne Nuh'un ne Hande'nin o gece, yani darbe girişiminden bir gece önce gizlice yemek yemediklerini kanıtlamak gibi bir sorumlulukları var. Yok böyle bir sorumlulukları. Buluştuklarını kanıtlaması gereken iddia sahibi. Peki iddia sahibi sürgünde, o zaman yapılacak bir şey var. Çünkü eğer gerçekten buluşmuşlarsa 15 Temmuz darbesi olan bitenler demek ki belirli bir plan dahilinde olmuş. İddiaları gerçeklik kazanmaz ama araştırılması gereken iddialar sınıfına girer. Araştırılmalı. Hande ile Nuh isimli arkadaş darbe girişiminden bir gece önce birlikte gizlice buluştular mı, buluşmadılar mı? Hande Fırat'ın doğru söylemiş olabileceği için dua edelim. Eğer Hande Fırat'la ilgili iddia doğru ise millet çayvayı yemişsiniz. Hepinizi sevgiyle, gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlarım, hoşça kalın güzellerim.